Evet arkadaşlar telefon ve bilgisayardaki çözünürlü çözünürlülük, çözünürlülük e, o cihazın ekranındaki piksel sayısını belirtmek için kullanılır. Örneğin bu bilgisayarın çözünürlülüğü önerilen, önerilere göre ayarlandığında oluşan piksel sayısı şuymuş. Şimdi bilgisayarlarda ve telefonlarda ekran çözünürlülüğü arkadaşlar bu şekilde iki tane sayının çarpımıyla ifade edilir. Genelde en çok kullanılan 1920x1080'dir. Bu iki ifadeyi çarptığımızda da elde ettiğimiz sonuç bu olduğu için... Ben şunu anlarım. Demek ki arkadaşlar e, bu ekranda 2 tane piksel vardır. Şimdi tabii farklı ölçülerde mevcut. Bize şu sorulmakta. Buna göre bu bilgisayarın çözünürlülüğü eğer ki 1600 çarpı 900 olarak ayarlanırsa kaç tane piksel olur? Yani bu ifadenin bu çarpma işleminin sonucunun ne olduğu sorulmakta bize. Şimdi burada şuna dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. 1600 ifadesi 16 çarpı 100'dür, doğru mu? çarpı ne yapacağım? 900 ile yani 9 çarpı 100 ile çarpacağım bu ifadeyi. Şimdi 16 dediğimiz sayı burada 4'ün karesi. 100 dediğim sayı burada 10'un karesi. Şu çarpma işlemini de artık nokta olarak kullanabilirim. 9'un değeri 3'ün karesidir. 100'ün değeri de burada ne yapar? 10'un karesi yapar. Tamam çok güzel. Şimdi 4'ün karesi. 2'nin karesinin karesi olduğu için bu ifade 2'nin 4. kuvvetidir. Burada 10'un karesi var. Burada 10'un karesi var. Bu ikisinin çarpımı 10'un dördüncü kuvvetidir. Burada 3'ün karesi mevcut. Devam ediyorum. Şu 10'un karesi, 10'un dördüncü kuvvetine odaklandığımda burası 2'nin dördüncü kuvveti. 10'un dördüncü kuvveti 2'nin dördüncü kuvvetiyle 5'in dördüncü kuvvetinin çarpımıdır. Burada bir tane 3'ün karesi var. Şu iki ifade çarpıldığında burası 2'nin sekizinci kuvveti. Burada 3'ün karesi. Burada 5'in dördüncü kuvveti mevcuttur. Bu durumda sevgili arkadaşlar sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet şimdi bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmakta. Şimdi bakın burada 3'ün küpü var. çarpı 9'un Dokuzun 9. kuvvetini buraya şöyle yazıyorum. 9 sayısı 3'ün karesidir. Bunun 9. kuvvetini alacağım. çarpı burada arkadaşlar 27'nin 27 27, ku 27. kuvveti söz konusu. 27 27 3'ün küpüdür. Burada bunun 27. kuvveti söz konusu. Şöyle eşittir diyelim. Bir alt satıra geçelim. 3'ün küpünü aynen yazıyorum. Bakın burada üstün üstünü ne yapacağım? Çarpacağım. Bu ikisini çarparsam burası 3'ün 18. kuvveti. Burada üstün üstünü çarparsam burası 3'ün 81. kuvvetidir. Eşittir dedim. Tabanlar aynı olduğu için kuvvetler toplanacaktır. Bir tane 3 üç yazıyorum. 3'ün kuvvetine de Burada görmüş olduğunuz ifadeleri ne yapacaksınız? Toplayarak yazacaksınız. Yani 3'ü, 18'i ve 81'i toplamam istenmekte. 99 ne yapar? 102 yapar. Yani bu ifadenin sonucu 3 üzeri 102'dir. Sorumun doğru yanıtı da D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi A sayısı tabanı ve üssü pozitif tam sayı olacak şekilde farklı üstü sayılar olarak yazıldığında taban ile üstün toplamı kaç farklı değer alır diye sormakta. Şimdi şekilde görüldüğü gibi ben A sayısını A sayısını 3'ün 18. kuvveti olarak yazabiliyorum. Ve bu durumda arkadaşlar tabanda 3 kuvvetli 18 olduğu için bunların toplamı 21 değerini aldı. Şimdi ardından A sayısını şöyle yazabilirim. 18 2'ye tam bölündüğü için 3'ün 3'ün karesinin kuvvet 18 gelsin diye 9. kuvvet olarak yazabilirim. 3'ün karesi 9'dur. 9'un 9. kuvveti. Bu durumda ne yapar arkadaşlar? Tabanla üstü toplarsam 18 yapar. Tamam devam ediyorum. A sayısını şöyle yazabilirim. 18 3'e tam bölündüğü için 3'ün küpünün 6. kuvvet olarak yazarım. 3'ün küpü 27 yapar. 27'nin 6. kuvveti de burada tabanla üst toplandığında 33 değerini verir. Devam ediyorum. A sayısını nasıl yazabilirim? Şimdi 18 2'ye tam bölünür, 3'e tam bölünür. 4'e tam bölünmez, 5'e tam bölünmez, 6'ya tam bölünür. O zaman 3'ün 6. kuvvetinin küpü olarak yazabiliyorum. Buradaki ifadeyi, şimdi burada 3'ün 6. kuvvetinin ne olduğunu hesaplamak istemiyorum. Ama şunu biliyorum. Burada tabanla kuvveti topladığımda elde ettiğim değer tabanda 3'ün 6. kuvveti. Kuvvette 3 vardır. Ve burada elde ettiğim toplam yukarıdakilerden farklıdır. Demek ki arkadaşlar dördüncü farklı değerim de bu olmalı. Ardından şunu söyleyeceğim. Burada 18 9'a tam bölünür. O zaman burası 3'ün 9. kuvvetinin karesidir. Ve bu durumda arkadaşlar yine 3'ün 9. kuvvetini hesaplayamam ama tabanda 3'ün 9. kuvveti kuvvette 2 olduğu için bu ikisinin toplamı 5. farklı değerimdir. Son olarak şunu söyleyeceğim. A sayısı için şunu söyleyebiliyorum. 18, 18'e tam bölündüğü için 3'ün 18. kuvvetinin 1. kuvveti diyebilirim. Ve bu durumda arkadaşlar, bu durumda burada elde ettiğim değerde tabanda 3'ün 18. kuvveti vardır. Görmüş olduğunuz gibi kuvvette 1 vardır. Ve bu ikisinin toplamı da burada benim için 6. farklı değeri oluşturacaktır. Sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bir belediye başkanı kendi ilindeki her sokağın başına ve sonuna birer tane kedi maması kabı koymak, koymak istemektedir. Bu başkanın yönettiği ilde toplam 2 üzeri 3 tane ilçe, her ilçede 2 üzeri 4 mahalle ve her mahallede 2 üzeri 6 sokak vardır. Buna göre belediye başkanı kaç tane mama kabı satın almalıdır diye sorulmakta. Şimdi Elimizde arkadaşlar 2 üzeri 3 tane ilçe var. Ve bu ilçelerin her birinde 2 üzeri 4 tane mahalle ve her mahallede de arkadaşlar 2 üzeri 6 tane sokak bulunmakta. Ve ben ne yapıyorum? Her sokağın bir başına bir de sonuna mama kabı koyduğum için her sokağa 2 tane yani 2 üzeri 1 tane mama kabı koyuyorum. Bu durumda satın almam gereken toplam mama kabı budur. Burada tabanlar aynı olduğu için bu ifadenin sonucu için şunu söyleyeceğim. 2'nin kuvvetleri yani 3'ün, 4'ün, 6'nın ve 1'in toplamından ne elde ediyorum? 2 üzeri 14 elde ediyorum. Sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmakta. Şimdi bakın burada 3'ün küpünün karesi var. Burada kuvvetler çarpıldığında elde edeceğim değer 3'ün ne kuvvetidir? 6. kuvvetidir. Tamam çarpı. Şimdi burada kuvvetleri çarparsam üssün üstünü çarparsam eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı bana burada 9'un birinci kuvvetini verdi. Çarpı diyorum. Burada ne var? Burada 27'nin eksi ikinci kuvveti var. Bunu aynen yazmak istiyorum. Şimdi buradan devam edelim. 3'ün altıncı kuvvetini aynen yazdım. 9'u burada 3'ün karesi olarak yazabilirim. Zaten bu bir kuvvetinin hiçbir önemi yok. 27'ye burada ne yapacağım? 3'ün küpü olarak yazacağım. Ardından da bunun eksi 2. kuvvetini alacağım ki burada 3'ün eksi 2. kuvveti ne yapar? Bu iki ifade çarpıldığında şuradan devam edelim. 3'ün 6. kuvveti çarpı 3'ün karesi. Kuvvetin kuvveti çarpıldığında burası 3'ün eksi 6. kuvvetidir. Tabanlar aynı olduğu için burada ne yapmalıyım? Kuvvetleri toplamalıyım. Yani 3'ün 6 artı 2 eksi 6. kuvvetini hesaplayacağım. Şunlar gitti görmüş olduğunuz gibi. Buradan 3'ün karesi yani ne elde edildi? 9 ki 3'ün karesi olarak seçeneklerde yer aldığından sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar bu ifadenin en sade hali isteniyor ama ben size burada ufak bir bilgi vermek istiyorum ki bu bilgi çok önemlidir bu tarz soruların çözümünde. Şimdi varsayalım ki arkadaşlar burada eksi a sayısı olsun. Ben eksi a sayısının burada atıyorum karesini alayım. Ardından da küpünü alayım. Şimdi bu ifadenin sonucu için şunu söyleyebilir misiniz? Bakın buradaki eksinin en dışta aldığınız kuvvet tek kuvvet olduğu için burada eksi kalmaya devam edecektir. Ve bu ifadenin sonucu şu eksi çarpıldığında da 6 geleceği için eksi a üzeri 6'dır. Ama bu işlem şu şekilde olsaydı eksi a'nın küpünün karesi olsaydı ben bu durumda şunu söylerdim. Burada en dışta aldığım eksinin en dıştaki kuvveti yani parantez kuvveti bir çift sayı olduğu için bu ifade pozitif olurdu ve şu x'in çarpımı 6 olduğu için bu ifadenin sonucu a üzeri 6'dır. Bakın bu çok önemlidir. Birazdan kullanacağım zaten ama bunu mutlaka bilin. Tamam mı? Şimdi geldim buraya. Şimdi ilk bakacağım şey bu olmalı. İlk bakacağım şey bu olacak. Bakın buradaki eksinin en dıştaki hatta şöyle göstereyim size buradaki eksinin en dıştaki kuvveti bir tek sayı olduğu için bu eksi burada kalır. Ama buraya baktığımda buradaki eksinin en dıştaki kuvveti bir çift sayı olduğu için bu eksi ne olacaktır? Artı olacaktır. Devam ediyorum. Benzer şekilde bakın burada eksi var ve dıştaki kuvvet bir çift sayı olduğu için buranın da artı olduğunu söyleyebilir. Şimdi şu ifade ile ilgilenmeye başlıyorum kuvvetin kuvveti söz konusu. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarparsam burası 6 olacağı için bu ifade arkadaşlar burada şuna eşittir. Eksi kaldı. Eksi a'nın 6. kuvvetidir. Devam ediyorum çarpı. Şimdi burada kuvvetin kuvvetini çarparsam eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsam burası a'nın 6. kuvvetidir. Tamam çarpı. Buradan ne geldi? A'nın dördüncü kuvveti geldi. Şimdi eşittir diyeceğim. Şu eksiye şuradaki sayılardan bağımsız düşüneceğim ve geleceğim bu eksiği buraya yazacağım. Ardından bakın şuradaki ifadeleri çarparken tabanlar aynı olduğu için burada A'nın üzerinde kuvvetler toplamı yani 6'nın 6'nın ve 4'ün toplamı vardır. Buradan da şunu elde ediyorum. Eksi A'nın 12 artı 4'ten 16. kuvvetini elde ettim. Sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi aşağıda bir ülkede kişi başına düşen tarım alanlarının değişimi ile ilgili bir araştırmanın bazı sonuçları verilmiştir. Şimdi diyor ki bize 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanı bu kadar metrekareydi. 100 yılda ülkemizin nüfusu her 25 yılda 3 katına çıkarken ülkedeki tarım alanı miktarı her 50 yılda bir 3'te birine düşmüştür. Buna göre raporun yayınlandığı yılda ülkedeki kişi başına düşen tarım alanı... E, ...miktarı kaç metrekaredir diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar ben kişi başına düşen... ...tarım alanını nasıl hesaplarım? Şöyle hesaplarım değil mi? Tarım alanları toplamını... ...tarım alanları toplamını... ...neye bölerim? Kişi sayısına bölerim. Ve bu işlemi 100 yıl önce yaptığımda... ...burada arkadaşlar ne elde ediyormuşum? 3 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 8 metrekare elde ediyormuşum. Şimdi 100 yıl sonra... Ülkemizin nüfusu her 25 yılda 3 katına çıkıyorsa, yani kişi sayısı artmış. Peki kişi sayısı ne kadar artmış? 25 yıl sonra 3 katına çıkacak. Bir 25 yıl sonra tekrardan 3 katına çıkacak. Bir 25 yıl sonra 3 katına ve bir 25 yıl sonra da tekrardan 3 katına çıktığında. Şimdi 100 yılı 25 yıla böldüğümde 4 elde ediyorum. Demek ki kişi sayısı burada 4 defa 3 katına çıkmış olmalı. O yüzden... Burada arkadaşlar şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki kişi sayısını neyle çarpmalıyım? 3'ün dördüncü kuvvetiyle çarpmalıyım. Umarım anlaşıldı. Niye 3'ün dördüncü kuvvetiyle çarptım? Her 25 yılda 3 katına çıkıyorsa 25 yılda 100 yılın içerisinde 4 defa olduğuna göre demek ki arkadaşlar kişi sayısını ben ne yapmışım? 100 yılda 4 defa 3 ile çarpmışım. Umarım anlaşıldı. Şimdi ülkedeki tarım alanı miktarı da arkadaşlar her 50 yılda bir üçte birine düşmüştür. Ha, demek ki burada tarım alanı miktarı azalmış. Tarım alanı miktarı azalmış. Peki ne olmuş? Tarım alanı miktarı 50 yılda üçte birine düşmüş. Yani bir 50 yıl sonra tarım alanı miktarını 3'e bölmem lazım. Bir 50 yıl sonra tekrardan 3'e bölmem lazım. Ve iki tane 50 yıl bir 100 yıl yaptığı için Demek ki arkadaşlar tarım alanları miktarı da burada 3'ün karesine bölünmeli ve bizden ne istenmekte? Bu ifadenin sonucu istenmekte. Şimdi buradaki bölme işlemini yaparken şunu yapmanızı istiyorum. Bu ifadeyi, birinci ifadeyi aynen yazın. Tarım alanları toplamını ne yapıyorum burada? 3'ün karesine bölüyorum. Çarpı bu ifadeyi ne yapacağım? Alttaki ifadeyi takla attırıp yani buraya ne olarak yazıp 1 bölü kişi sayısı çarpı 3 üzeri 4 olarak yazıp birinci ifadeyle çarpmalıyım. Şimdi eşittir diyeceğim. Bu ifadeyi kaç kişi şu şekilde düzenleyebilir? Bunu buna bölüyorsun. Yani tarım alanları toplamını burada kişi sayısına böleceksin. Ardından yukarıda bir tane 1 kaldı. O 1'i yazdım. Alt tarafta 3'ün karesiyle 3'ün 4. kuvvetinin çarpımı 3'ün 6. kuvveti yapar. Bak neyi biliyorsun? Şu ifadenin sonucunun şuradan ne olduğunu söyleyebiliyorsun. 3'ün 7. kuvveti çarpı 10'un 8. kuvveti olduğunu söyleyebiliyorsun. Ve bu ifadeyi ne yapmalısın? 1 bölü 3'ün 6. kuvvetiyle çarpmalısın. Bu durumda 3'ün 7. kuvvetini 3'ün 6. kuvvetine bölersem burada 3'ün 1. kuvveti kalacaktır. Ve ben bunu ne yapacağım? 10'un 8. kuvvetiyle çarpacağım. Ve bu ifadenin sonucu da nerededir? B seçeneğinde olduğu için sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmakta. Eşittir dedim çizgimi çizdim. 27 burada bildiğiniz gibi arkadaşlar çizgiyi de çok uzun çizdim. Biraz daha kısa çizebilirim. 27 burada 3'ün küpüdür. Hatta şöyle yapalım. Ee, evet böyle yapalım. 27 3'ün küpüdür. Bunun burada eksi birinci kuvvetini alacağım. Alt tarafta 9 var. 9 3'ün karesi. Bunun burada küpünü aldıktan sonra ne yapıyorum? Bu ifadeyi 3'ün 10. kuvvetiyle çarpıyorum. Tekrardan eşittir söyledim. Bakın burada üstün üstü çarpıldığında burası 3'ün eksi 3. kuvvetidir. Alt taraftaki ifadede üstün üstünü çarparsam burası 3'ün 6. kuvveti. Burada 3'ün 10. kuvveti var. Şimdi ilk yapmanız istediğim işlem şu ifade ile şu ifadeyi bir çarpım bakalım. Burada tabanlar aynı olduğu için kuvvetler toplanacaktır. 10 ile eksi 3 toplarsam burada 3'ün 7. kuvveti oluşur. Burada da 3'ün 6. kuvveti var. Tabanlar aynı. Bölme işlemi yapıyorsam üstlerin farkı alınır. Yani 3'ün 7. kuvvetinden 7'den neyi çıkartacağım? 6'yı çıkartacağım. Ve bu ifadenin sonucu 3'ün 1. kuvveti yani 3 olacağı için sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bizden m sayısının eşit istenmekte. Burada eğer ki şunu yukarı alırsam ne yapmalıyım? Kuvveti eksiyle çarpmalıyım. Yani şunu yazayım isterseniz. 1 üzeri 2 üzeri m, 1 bölü 2 üzeri m ifadesinin değeri burada 2'nin eksi m kuvvetine eşittir. Bu burada kalsın. Şimdi ne yapacağım o zaman? Şurayı temizleyeceğim. Ve şu ifade yerine artık ne yazıyorum? 2'nin eksi m kuvveti yazıyorum. Eşittir dedim. Şimdi şu ifadeyi elim aldım. Bakın bu ifade için şunu söyleyeceğim. 2'nin küpünün yani 8'in m kuvvetidir ve bu ifade 2 üzeri 3m yapar. O zaman bu ifade burada 2 üzeri 3m eşittir. Şimdi bu iki ifadenin birbirine eşit olması kuvvetlerin eşit olmasıyla mümkündür. Yani eksi m'nin değeri burada 3m olacaksa bu eşitliği sağlayan m değeri 0 olduğu için sorumun doğru yanıtı e seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi tam sayılar kümesine tanımlı bu şekilde bir bağıntı veriliyor. Buna göre bu işlemin sonucu. Bakın arada çarpma işlemi var. Lütfen dikkat edelim. Şimdi burada olay şu. Ne yapıyorsunuz? Burada x'leri topluyorsunuz. Kaç tane terim? a eksi b tane terim. Şimdi burada a'dan b'yi çıkarttığımda şu ikisinin farkı 27 olduğu için demek ki arkadaşlar ne yapmalıyım? Bu 9'u 27 defa kendisiyle toplamalıyım. 9'u 27 defa kendisiyle toplamak demek 27 ile 9'u çarpmak demektir değil mi? 27 tane 9'un toplamı 27 tane 9'un toplamı ne yapar? 27 çarpı 9 yapar. Tamam devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada şu ikisi arasındaki fark 9 olduğu için şu ikisi arasındaki fark 9 olduğu için demek ki 27'yi 9 defa kendisiyle toplayacağım. E bu ifadenin sonucu da gene ne yapar? 9 çarpı 27 yapar. Bu durumda 27 3'ün küpü, 9 3'ün karesi, 9 3'ün karesi, 27 3'ün küpü eşittir dedim 3'ün. Bakın burada kuvvetler toplandığında 5 5 daha 10 yapar. Buradan 3'ün 10. kuvveti elde edilir. Sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet, bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi hangisidir diye sorulmakta. Şimdi burada arkadaşlar eşittir dedim. Çizgimi çizdim. Bakın ne yapıyorsunuz? 9'un 3. kuvvetini alıyorsunuz. 9'un 3. kuvveti çarpı x küpün 3. kuvvetini alıyorsunuz. Üstün üstü çarpılırsa 3 kere 3 9 olduğu için burada x'in 9. kuvveti oluşur. Alt tarafa geldim. Bakın 27'nin neyini alacağım? Karesini alacağım. 27'nin karesi var burada. Ardından x kare ifadesinin karesini aldığımda kuvvetin kuvveti çarpılırsa burada x'in neyi oluşur? 4. kuvveti oluşur eşittir dedim 9 3'ün karesi 3'ün karesinin küpü çarpı burada x'in 9. kuvveti var 27 3'ün küpü 3'ün küpünün karesi çarpı burada x'in 4. kuvveti var eşittir diyelim 2 ile 3'ü çarparsam burası 3'ün 16. kuvveti burada x'in 9. kuvveti var 2 ile 3'ü çarparsam burası 3'ün 16. kuvveti burada x'in 4. kuvveti var şunlar gitti X'in 9. kuvvetini X'in 4. kuvvetine bölersem X üzeri 9 eksi 4 ne yapar? X'in 5. kuvveti yapar. Sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet bizden 5 üzeri 12 sayısının neyi istenmekte? 1 bölü 25'i yani 1 bölü 5'in karesi ile çarpımı istenmekte. Bu ifade 5 üzeri 12 bölü 5'in karesidir. Burada kuvvetler fark alınırsa 5'in 12. kuvveti eksi 2... Ne yapar? 5'in 10. kuvveti yapar. Sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Müzik